Herkese selamlar. Mouse önerilerinin 9. videosu ile karşınızdayım. Temmuz 2023'e geldik ve artık bütün zamlar yansıdı maalesef ki. Ama benim önerilerimde öyle çok çok değişkenlikler olmadı. Yine güzel bir pazar araştırması yaptım. Sizlere en uygun, en güzel ürünleri bu videoda listelemeye çalıştım. Öyle çok ucuz, dandik ürünler bu videoda yok arkadaşlar. Onu baştan belirteyim. Ben hangi bütçede olursam olayım, ne kullanacaksam onları da sizlere önermeye çalıştım. O yüzden videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Zaten size şu videoda önereceğim mouse'un çoğunun incelemesini kanalımda da bulabilirsiniz. Video geçmeden önce de kanalıma abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak Lamzo Atlantis'lerle bir başlayalım. Ben Lamzo Atlantis'i gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle mini olanını bayağı uzun süredir kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok memnunum. Claw Grip kullanıyorsanız ve eğer eliniz 18 cm'den küçükse ve ufak bir mouse arıyorsanız arkadaşlar muazzam bir mouse. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Eğer eliniz 18 cm'den büyükse de normal versiyonu var zaten ama bunun stokları şu an yok. Bir de arkadaşlar bunların 4K versiyonu gelecekmiş. Onlar da biraz daha pahalı olacak tabii ki de. Yani Lamzo Atlantis OG Pro falan diye geçecek böyle. İçerisindeki mecusu falan da değişecekmiş. O yüzden fiyatı değişebilir. Yani şu an bu fiyata görüyorsanız yeni gelecekler bu fiyatlarda olmaz büyük ihtimal. Siyah olanla beyaz olan arasında bir fark var. Siyah olanın böyle dış kaplaması biraz daha pürüzlü. Genelde insanlar siyah olanın kaplamasını daha çok beğeniyorlar. Ama beyaz olan da gayet güzel. Ben beyazı da seviyorum. İçerisinden falan böyle grip tape'ler falan çıkıyor. Ben gerçekten çok seviyorum, beğeniyorum. İncelemem var detaylı şekilde. Onu da izlersiniz. Aynı zamanda Vraid'teki bu mouse'larda SVAR50 indirim kodumu kullanırsanız 50 TL'de bir indirim oluyor. Onu da belirteyim. Bir diğer favorim olan Niso Sora arkadaşlar. Niso Sora Türkiye'de bayağı sevildi aslında. Sürekli stokları falan da bitiyordu. O yüzden çoğunuzun aslında tanıdığı, sevdiği bir mouse bu. Yine kanalımda da incelemesi mevcut. Bende bunun kırmızısı var. Bu limited versiyondu. 1000 tane özeldi. Ben de bir tane kapmıştım. Şöyle kırmızı hoş duruyor. Ama onun haricinde siyah ve beyaz seçeneği de var. Bunun fiyatı da yine 2799 TL. Ama dediğim gibi SVAR50 indirim kodumla 50 TL indirimli şekilde satın alabiliyorsunuz. Yine bu mouse da arkadaşlar Claw Grip için fazlasıyla uygun. Eliniz özellikle 18 cm veya daha büyükse, ya küçükse de kullanabilirsiniz ama 18 cm ve üzerinde çok rahat bir kullanım sunabiliyor arkadaşlar. Claw Grip, Fingertip bu tarz tutuşlarda çok rahat edersiniz. İsterseniz Palm Grip'te de kullanırsınız ama genel olarak Claw Grip'te kullanılması tavsiye ediliyor. Razer Viper V2 Pro ise gerçekten çok başarılı, güzel bir ürün. Razer'ın artık son çıkan mouse'larından bir tanesi bu da. Tabii çıkalı bir sene oldu ama yine de güncel bir mouse. Focus Pro sensör kullanıyor. Razer Optic V3 switch'leri falan var. Yani gerçekten dolu dolu bir mouse. Bunu da kanalımda incelemesi mevcut. Bu sıralar fiyatı bunun 3200 civarlarında ama daha da uyguna bulabiliyorsunuz. Bazen indirim zamanları 2800'lere falan düşebiliyor. Yani fiyatını takipte kalın. Ben şu an MediaMarkt üzerinden 3239 TL'yi buldum. Yine de tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle Claw Grip kullananlar için, eli 18 cm'den büyük olanlar için gerçekten başarılı, güzel bir ürün. Yine bunun da bir beyaz, bir de siyah seçeneği var. Beyazı çok daha nadir bulunuyor son zamanlarda, nedendir bilmiyorum. Genelde hep şu an siyah var piyasada. Ama renkler harici tabii ki de teknik olarak hiçbir farkı yok arkadaşlar. G-Pro X Superlight'ı her ne kadar son zamanlarda tavsiye etmek istemesem de gerçekten güzel bir mouse arkadaşlar. Superlight kendini kanıtlamış nadir ürünlerden. Kanıtlamış derken aslında her ürün kendini kanıtlamış. Yani şu ürünün hiçbir eksiği falan yok. Ama Superlight böyle gerçekten bütün herkes tarafından tanınan, kullanılan bir mouse. Fiyatını hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Yani daha düşük fiyatlarda olması gerekiyordu bence. Çünkü bu çıkalı 3 seneyi geçti. Artık bunun bir yeni versiyonu gerekiyor. Bunu her yerde söylüyorum. Yeni versiyonu gelse bu fiyatlarda olsa başım üzerine. Ama şu an buna bu kadar fiyatlar vermek bilemiyorum. Yani ben vermezdim, onu söyleyeyim. Shape'i çok başarılı. Yani her tutuşa uygun. Palm Grip'te de kullanırsınız. Cloud'da da kullanırsınız. Herhangi bir mouse'dan geçerseniz bunu yadırgamazsınız. Çok rahat bir şekilde bunun shape'ine alışabiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyat olarak son zamanlarda değişken ama hep 3000 liranın üzerindeydi. Onu da belirtmek isterim. Ben şu an Amazon'da buldum. 3200 civarlarında. Yani kırmızısı falan da var. Yani özellikle alacaksanız benim renk tavsiyem kırmızı olurdu. Gerçekten G-Pro X Superlight'ın kırmızısı çok hoş duruyor arkadaşlar. Yani Superlight da benim her zaman tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi. G-Pro X Superlight'ın en güzel klonlarından bir tanesi, yani klon derken shape olarak klonu, yani şekli olarak klonlanmış hali, VGN Dragonfly arkadaşlar. Bunun bir normal F1 modeli vardı, bir de F1 Pro modeli var, bir de F1 Pro Max modeli var. Şu an stoklarda F1 Pro modelini bulabiliyorsunuz. Benim elimde de F1 Pro modeli var. Bayağı başarılı. Pixar 3095 sensörleri falan var. GM80 switchleri falan var. Ve 4000 Hz destekliyor arkadaşlar. Bunun ekstra bir dongle'ını alarak 4000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Bende de şu an o dongle mevcut. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 600 lira gibi bir fiyatı vardı. Yani bunu 2650 liraya, 2600 liraya 4000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Ve 4000 Hz'i bayağı stabil. Bakın ben de kullanıyorum. Gerçekten güzel.
Shape olarak baktığımızda bunu da palm grip'te, claw grip'te her şekilde kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekli var. Ve yapı kalitesi gerçekten çok başarılı. Hiçbir şekilde gıcırdamadır veya böyle switchlerin garip hareketidir, sensörde bir bozukluktur, hiçbir şey yok. Gerçekten çok başarılı bir ürün olmuş. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Daha uygun fiyata, daha donanımlı bir Super Light. Daha uygun fiyata, daha donanımlı bir Super Light alternatifi olarak kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Bir diğer üst seviye tavsiyem ise Razer Dead-Header V3 Pro arkadaşlar. Özellikle ergo sevenler için ve palm grip kullananlar için muazzam bir seçenek. Gerçekten çok üst düzey donanımı var ve yapı kalitesi falan da çok başarılı. Şu anda fiyatı 3189 TL civarlarında ve bunun da yine hem beyaz hem de siyah seçeneği var. Ama aynı Razer Viper V2 Pro'da olduğu gibi Türkiye'de de bunun beyazı pek bulunmuyor. Genelde siyah bulunuyor. Eliniz eğer böyle 18-19 santimden büyükse gerçekten tavsiye edebileceğim bir ürün. Bakın şunu unutmayın, her ne kadar palm grip kullanıyor olsanız dahi ve ergo seviyor olsanız dahi Dead-Header V3 gerçekten büyük bir mouse arkadaşlar. Onu göz önünde bulundurun. Eğer eliniz küçükse bu mouse'la pek rahat edebileceğinizi düşünmüyorum. Bir diğer üst seviye mouse'lardan birisi ise Zowie Wireless'lar arkadaşlar. Yani Zowie EJ Wireless'lar öncelikle Türkiye'ye geldi. Ben bundan birkaç ay önce Zowie Wireless'larla ilgili bir eleştiri videosu yapmıştım, hatırlarsınız belki. Orada bayağı bir gömmüştüm. Özellikle fiyatını çok gömmüştüm. Türkiye fiyatında bir şey yok, mecbur böyle. Ama yurt dışı fiyatı gerçekten normal rakiplerine göre çok fazla arkadaşlar. 180 dolar mıydı, 200 dolar mıydı? Bu tarz bir fiyattan çıkış yaptı. Ve donanım olarak baktığımızda PixArt 3395 beklerdik hepimiz ve 3370 sensörle geliyor garip şekilde. Ama bunun da incelemesi kanalıma gelecek. Yani gerçekten derin bir inceleme yapmak istiyorum. Yani bu neden fiyatı bu şekilde bunun? Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer Zowie kalitesini arıyorsanız ki Zowie gerçekten mouse konusunda senelerdir var olan en baba markalardan bir tanesi ve bütün ürünleri de çok kaliteli. Yani Zowie taş gibi bir şey, yani Nokia 3310 gibi düşünebilirsiniz. Zowie'lere genelde hiçbir şey olmuyor. Efsane bir Shape. Özellikle palm grip için gerçekten muazzam bir mouse. Bunun EC1 versiyonu var. O genelde daha büyük. EC2 orta boyda, EC3 ise küçük boyda. Zaten elinize uygun olarak bu 3 boyut arasından bir seçenek tercih edersiniz. Fiyatına bir şey demek istemiyorum. İnceleme yaptıktan sonra bakacağız. Hani bunun fiyatı neden böyle? Bir onun üzerinde durmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama bu bütçelerde bir fiyatınız varsa ve gerçekten ben Zowie alacağım diyorsanız buyurun alabilirsiniz. Tavsiye ederim ben de. Bir diğer üst seviye mouse'lardan birisi ise, aynı zamanda özel mouse'lardan birisi ise Pavlovich Stormbreaker arkadaşlar. Genelde ergo bir yapısı var. Böyle biraz Zowie EC'ye çok benziyor. Ama bu mouse'un bir özelliği var ve bu fiyatta olmasının bir sebebi var. Birincisi sınırlı sayıda, aynı Final Mouse'da olduğu gibi. Diğer bir sebebi ise bu arkadaşlar plastik değil, magnezyum. Yani aynı Final Mouse'da olduğu gibi. Magnezyum olduğu için biraz daha pahalı bir malzeme aslında. Özel bir mouse yapmaya çalışmışlar. Güzel olmuş bence. Yani ben bunun bir de simetrik versiyonunun olmasını isterdim. Ama bunun simetrik versiyonu da aslında bildiğimiz Final Mouse. Ve bu mouse şu an 2000 Hz'e kadar destekleyebiliyor. Ve yazılımın güncellemesiyle 4000 Hz olacağı söyleniyor. Yani 4000 Hz bir mouse olup, magnezyum kasaya sahip olup özel bir mouse arıyorsanız buyurun arkadaşlar bunu bir değerlendirebilirsiniz. Evet fiyatı bayağı üst seviyede ama yapacak bir şey yok. Özel bir ürün bu da. Unutulmuş mouse'lardan bir tanesi de Xtrafy M8 arkadaşlar. Ben M8'i gerçekten beğeniyorum ama çok unutuldu. O da Xtrafy'ın suçu aslında bir nevi. Xtrafy bu mouse'u böyle çok pazarlayamadı gibime geliyor benim. Hani böyle çok görmüyoruz bu mouse'u. Ama baktığımız zaman mini bir Super Light aslında bu arkadaşlar. Yani daha küçük boyutlarda bir Super Light arıyorsanız gerçekten güzel bir mouse. Fark ettiyseniz ön tarafı biraz daha böyle farklı ve bunun şarj girişi şu arkada arkadaşlar. Şuradan şarj ediyorsunuz. Detaylı incelemesi kanalımda var. Mutlaka bakın ona da. Güzel bir mouse. Yani Super Light severler ve biraz daha küçüğünü arayan insanlar bu mouse'u tercih edebilirler. PixArt 3395 sensörü falan var. Yani gayet tavsiye edebileceğim bir ürün bu da. Biraz daha böyle orta bütçelere geldiğimizde kesinlikle tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi olan Razer Orochi V2 var arkadaşlar. Ufak bir yapısı var. Böyle Logitech G203'e falan çok benziyor. Logitech G305'e çok benziyor. Yumurta tipte dediğimiz mouse'lardan bir tanesi. Pille çalışıyor ama buna böyle 3A lityum pil takarsanız çok hafifliyor gerçekten. Ben bu mouse'u çok sevmiştim. Yani kullandığım dönemde bayılıyordum ve fiyatı da gerçekten çok başarılı. Ki Razer bu mouse'da gerçekten kalitesini bayağı bir konuşturmuş. Özellikle fingertip ve claw grip için muazzam bir mouse. Fiyatı da bence güncel piyasaya baktığımızda gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani kesinlikle tavsiye edebileceğim ürün bu da.
Bir Ergo seçenek olarak yine Razer Datadur V3 8K versiyonu var arkadaşlar. Bu da Datadur V3'ün kablolu versiyonu ve 8000 Hz'e kadar destekliyor. Yine kanalımda bunun da bir incelemesi var. Aynı Datadur V3 için söylediklerim bunun için de geçerli. Bu da onunla aynı teknolojiyi barındırıyor. Sensörü falan her şeyi aynı. Bu sadece kablolu ve 8000 Hz'e kadar destekliyor aslında. Bunun şu an stokları yok ama bunun stokları gelecek. En son 1500 lira gibi, 1300 lira gibi fiyatı vardı bunun da. Yani o aralıkta olduğunu düşünebilirsiniz. Tabi dolar artmazsa bu fiyatlarda kalır yine. Ama bu da arkadaşlar bu fiyatlarda tavsiye edebileceğim bir Ergo seçenek. Özellikle palm grip kullanıcısıysanız ve eliniz büyükse bunu da bir değerlendirebilirsiniz. Razer Datadur V2 Pro ise artık son zamanlarında, yani Datadur V3 çıktığı için artık Datadur V2 Pro üretilmiyor diye tahmin ediyorum ve stoklar biraz eritilmeye çalışılıyor. Ama fiyatı inanılmaz başarılı. Yani şu an 1300 liraya Datadur V2 Pro muazzam bir fiyat. Palm grip kullanıcısıysanız ve Ergo tipte bir mouse arıyorsanız ve eliniz de biraz büyükse buyurun 1300 liraya muazzam bir seçenek. Hiçbir şekilde üzmez. Tek kötü yanı ne biliyor musunuz? Biraz ağır bir mouse. Yani yanlış hatırlamıyorsam 87 gram gibi bir ağırlığı vardı. Ama tabii ki de yanlış bilgilendirmeyeyim. Ama ben 87 gram diye hatırlıyorum. Ama güzel. Yani böyle çok hafif mouse takıntınız yoksa muazzam bir ürün. Onu kesinlikle söyleyeyim. Ama bunun stokları pek kalmaz. Yani bu videoyu izliyorsanız, eğer bu fiyatlarda bütçeniz varsa, palm grip kullanıyorsanız bir mouse'a saldırın derim yani. Bunun kalacağını pek düşünmüyorum. Belki bir ay sonra bu mouse'u bir daha göremeyebiliriz yani bu fiyatlarda. Endgame XM2WE ise yani fiyatıyla aslında biraz dikkat çekiyor. Ve tabii ki de Lamzo Atlantis'ler kadar üst seviye donanıma sahip değil. Ama bunun da donanımı hafif değil arkadaşlar. 3370 sensörü falan var. Ve yine cloud grip için gerçekten uygun bir mouse. Wireless bu mouse arkadaşlar, bu arada onu da belirteyim. Birazdan tavsiye edeceğim XM1R'ın kablosuz versiyonu diyebiliriz aslında. Yani gayet güzel bu da. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Eğer bu fiyatlarda bütçeniz varsa, daha da çıkamıyorsanız değerlendirebileceğiniz bir ürün aslında. Az önceki XM2WE'nin kardeşi veya aslında atası diyelim. Endgame XM1R var. Bu da kablolu arkadaşlar. 3370 sensörü falan var. Ve özellikle cloud grip için gerçekten çok beğendiğim, çok da sevdiğim bir mouse'tur. Bu fiyatlarda eğer cloud grip kullanıyorsanız ve gerçekten bu tarzda bir mouse arıyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi bu da. HyperX Haste ise benim çok beğendiğim mouse'lardan arkadaşlar. Özellikle bu bütçelerde. Fiyatı biraz daha düşüyor bunun ama şu an 904 TL civarlarında. Güzel bir mouse. Üzmez. Yani kalitesi falan da gayet güzel. Kutu içeriği güzeldi. Skatezi çıkıyordu. Grip tape'i çıkıyordu. Hani bunların kutu içeriğinde olması gerçekten önemli bir detay. Eğer cloud grip kullanıyorsanız veya fingertip kullanıyorsanız bu mouse'u da bir değerlendirebilirsiniz. Şu an Amazon'da 904 TL'yi buldum. Ama şunu söyleyeyim. Haste'ye 1000 TL'den fazla verilmez. Onu da şimdiden belirteyim. Razer Datadur V2X Hyperspeed var arkadaşlar. Bu da klasik Datadur V2 serisinin uygun fiyatlı kablosuz hali. Pille çalışıyor. Aynı Razer Orochi V2 gibi. Onunla aynı zaten donanıma sahip. Güzel bir mouse. Özellikle palm grip kullanıyorsanız ve eliniz büyükse, Ergo tipte bir mouse arıyorsanız ve bu fiyatlarda da bir bütçeniz varsa kesinlikle bakabileceğiniz ürünlerden bir tanesi bu da. Palm grip kullanıcılar için bir diğer seçeneklerden birisi ise C-Series Prime arkadaşlar. Bunun bir mini versiyonu vardı. Bir de bunun kablosuz versiyonu vardı. Onların fiyatları biraz saçmalamış. Hadi bunun yine fiyatı bir nebze iyi diyebiliriz. Bu mouse fena değil. Güzel. Yani C-Series son zamanlarda güzel ürün çıkaramıyor bence. Ama bu da yine güzel ürünlerinden bir tanesi. Orta bütçelere gerçekten uygun bir mouse. 920 TL gibi bir fiyatı var şu anlık. Eğer Ergo tipte arıyorsanız, palm grip kullanıyorsanız bunu da bir değerlendirebilirsiniz. 500 TL gibi bütçelere sahip arkadaşlar için 3 tane seçeneğim var. Bunlardan bir tanesi Razer Datadur V2 Mini arkadaşlar. Yine Ergo tipte bir mouse ama ufak boyutlu Datadur V2 diyebiliriz. Ama donanım anlamında Razer Viper Mini ile aynı. Bu arada Razer Viper Mini'yi neden bu sefer listeme eklemedim? Fiyatı çok saçma hale gelmiş. 1000 lira üzerine çıkmış. O yüzden tavsiye etmiyorum şu anlık. Onun yerine Razer Cobra gelecek. Onu tavsiye ediyorum diyebilirim. Şimdiden onu da söyleyeyim. Çünkü Razer Cobra, Razer Viper Mini'nin yerini alacak bir mouse. Şu anda Datadur V2 Mini'nin de 629 TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bir diğer seçenek ise Razer Datadur Essential. Bu donanım olarak diğer Datadur'lar gibi yüksek donanımda değil maalesef ki. Zaten fiyatından da anlaşılıyordur. Ama 589 TL gibi bir fiyatı var. Bütçesi bu fiyatlarda kısıtlı olan arkadaşlar için ve Ergo sevip palm grip kullanan arkadaşlar için tavsiye edebileceğim bir ürün. 589 TL'ye daha iyisini bulamazsınız bu benzer özelliklerde. Ve son olarak Logitech G203 var arkadaşlar. Her ne kadar benim çok sevdiğim bir mouse olmasa da bu fiyatlarda eklenebilecek ürünlerden bir tanesi olduğunu düşündüm. O yüzden ekledim. Çok çok tavsiye etmem. Yani çok sevdiğim, gönülden tavsiye ettiğim bir ürün değil. Ama maalesef ki bu bütçelerde başka bir şey kalmadığı için bu bütçedeki olan arkadaşlara da bir şeyler bakmam gerekiyordu. O da bu arkadaşlar. 539 TL gibi bir fiyatı var. Çoğu yerde 500 TL'nin altına da düşebiliyor.
tavsiye ederim yani yine bu fiyatlarda. Üzeceğini de pek düşünmüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi yani birkaç tane daha yeni gelecek mouse'lar var. Onları da listeye eklemeye çalışacağım. Birkaç ay sonra tekrardan mouse önerileri videosu kesinlikle yaparım zaten. O zamana fiyatlar artar mı, değişir mi bilmiyorum. Ama tek demek istediğim bir şey var. Eğer şu an bir alma arifesindeyseniz kesinlikle alın derim arkadaşlar. Bu fiyatları bir daha göremeyebiliriz. Maalesef ki durum böyle. Hani bunu çok üzülerek söylüyorum. Yani ben şu en son Almuz Atlantis Mini'yi aldığımda 2100 TL fiyatı vardı. Bakın şu an 2700 TL olmuş. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Daha kaç ay geçti. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.